Alo. Ne oldu? Var mı bir haber? Ha? Yok, yalnızım. Nasıl bir daha yürüyemeyecek? Konuşamayacak mı? Ya tamam da baba, yani doktorla konuştunuz mu? Tamam. Tamam, konuşuruz. Ya Barış. Ya, bak yani daha kesin değil, tamam mı? Söylemiş galiba. Öyle görünüyor. Var mı yeni bir haber? Yok. Biraz önce doktoruyla konuştum. Elimizden geleni yapıyoruz dedi. Anneciğim. Ben geldim. Anne. Ben geldim. Senin dediği umurumda değil. Ben iyileştireceğim seni. Söz veriyorum. Beni yalnız bırakma, olur mu? Ben seni hiç yalnız bırakmam çünkü. Buradan beraber çıkacağız o işte. Şimdilik böyle. Ne olur. Bir şey sen. Üzülme de. Beni biliyorsan ne olur elimi sık, tamam mı? Göz kır beni biliyorsan. Anneanne ne olur. Ben seni yalnız bırakmadım. Sen de beni yalnız bırak. Niye geldik ya? Neden kalmadık yanında? Ne bileyim ya, orada oturup da elimizden bir şey gelmiyor ki. Orası öyle ama eğer benim başıma bir şey gelseydi anneannem hayatta beni bırakıp gelmezdi eve. Bak yani zaten akşam geri döneceğiz. Yani ne bileyim, belki bir duş alırsın, biraz dinlenirsin diye düşündüm. Ama yani şimdi dönmek istiyorsan da dönebiliriz. Ben bakarım. Barış içeride mi? Salonda. Ay sakın bir olay çıkarma, tamam mı? O kadar da manyak değilim. Geçmiş olsun ayalım. Güzel.
Canım. Nasıl Barış? İyi değil. Yani zar zor eve getirdim. Yapabileceğimiz ne var? Yok. Çok geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Sağ ol. Geçmiş olsun Barış. Düzelecek Beyce teyzem. En yakın zamanda ayağa kalkacak inşallah. İnşallah. Abi geçmiş olsun. Yapabileceğiniz bir şey varsa. Yok ya. Bekliyoruz işte. Sen yatmadın mı hala? Bütün gece uykusuz kaldın zaten. Hadi git yat. Dinlen biraz. İyiyim ben, merak etme. Ahmet. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Behice Hanım neden gelmiş buraya? Ne oldu da birdenbire fenalaştı? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Olmuş bir şey işte belli. Öğrendi mi yoksa her şeyi? Onu mu sormaya gelmiş? Bunun için mi gelmiş buraya? Selam. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba, bir şey mi oldu? Beyce Hanım'ı dün akşam hastaneye kaldırmışlar. Kimi? Ya Beyce Hanım'ı. Barış'ın anneannesi. Biraz önce haber verdiler. Çok üzüldüm Mehmet. Bizi nasıl bir durumun içine soktuğunun farkında mısın sen? Sevim lütfen. Sırası değil şimdi. Zaten hiçbir zaman sırası gelmedi ki. Kadıncağız ölümden döndü. Biliyorum. İyi güzel. En azından bunu biliyorsun. Barış'a ne diyeceğiz şimdi? Hiçbir şey olmamış gibi mi davranacağız? Hiçbir şey bilmiyormuş gibi mi davranacağız? Hem biz anlatmasak bile Beyce Hanım iyileşince her şeyi anlatacak zaten. İyileşebilirse tabii. Belki de hiç iyileşemeyecek. Doktorun ne dediğini duydun. Hiç ümit yok dedi. Ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim Sevim? Elimden gelen bir şey var mı? Yok. Ben de bekliyorum senin gibi işte. Harika. Çok güzel. Kerem duyduğunda ne olacak peki? Bunu hiç düşündün mü? Ama Kerem böyle bir şeyi asla duymayacak. Kerem'i de Koray gibi kaybetmeyeceğim ben. Yeter artık Sevim. Ben ne çekiyorum, senin haberin var mı? Yıllardır nasıl bir yük taşıyorum sırtımda biliyor musun sen ha? Bütün bunların suçlusu ben miyim? Ben sana suçlusun demiyorum ki. Hiçbir zaman da demedim. Ama ne olur gelme üstüme artık. Yeter. Rahat bırak beni. Ben zaten yıllardır vicdan azaplarıyla kıvranıyorum. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Ne senin, ne Kerem'in. Şu halime bak, Barış'ın bile yüzüne bakamıyorum Sevim. O yüzden ne olur üstüme gelme. Rahat bırak beni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.